Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıfırdan İngilizce derslerimize devam ediyoruz. İlk önce tanışma konusuna başlıyoruz arkadaşlar. İngilizce'de tanışma nasıl yapılır? What is your name? Arkadaşlar, klasik bir sorudur. İlk gördüğünüz zaman, ilk tanıştığınız zaman ve birisinin ismini merak ettiğiniz zaman sorduğunuz sorudur. What is your name? İsminiz nedir? Burada arkadaşlar bunun iki anlamı vardır. İsminiz nedir? İsmin nedir? Yani you ifadesi arkadaşlar veya your ifadesi, you sen demek veya siz demek, your da arkadaşlar senin veya sizin anlamına gelir. Yani isminiz nedir veya ismin nedir, ikisini de sorabilirsiniz. I am Ali. My name is Ali. Gene iki cevap verebilirsiniz. Ben Ali'yim. My name is Ali. Benim adım Ali şeklinde de cevap verebilirsiniz. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Yani karşılık olarak birisine seninle tanıştığıma memnun oldum ifadesini bu şekilde kullanabilirsiniz. Pleased to meet you. Gene tanıştığıma memnun oldum. Bu da farklı bir şekilde söyleme yöntemidir. Aynı anlama gelir. Me too. Ben de. Ben de memnun oldum şeklinde cevap vermek için me too'yu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Me too. Ben de. It is very kind of you. Çok naziksiniz. Çok kibarsınız anlamında kullanılan bir ifade. Veya you are very kind. Çok naziksiniz. Gene kind ile beraber kullanılan bir ifade. Aynı anlama gelir. Bunu farklı bir şekilde söylemek için you are very polite. Çok naziksiniz. Gene aynı anlama gelecek şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gene tanışmalarda çok sık sorduğumuz sorulardan birisi. How are you? Nasılsınız? Veya nasılsın? Fine. İyiyim. Veya farklı bir şekilde I am fine de diyebilirsiniz. Yani iki cevabı da verebilirsiniz. Fine. I am fine dediğiniz zaman karşı taraf bunu ben iyiyim demek istediğinizi anlayacaktır. Thanks. Teşekkürler. And you? Ya siz? Yani siz nasılsınız anlamında soruya devam ediyor. Thank you very much. Thank you arkadaşlar, thanks demektir. Yani aynı anlama gelir. Thanks teşekkürler demekken, thank you da teşekkür ederim anlamına gelir. Very much da çok anlamı katar. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. You are welcome. Rica ederim. Veya bir şey değil demek için de you are welcome dersiniz arkadaşlar. Welcome'ın başka anlamı da var arkadaşlar. Welcome dediğiniz zaman birisine hoş geldiniz demek anlamına gelir. Gene arkadaşlar take care, kendine iyi bak anlamına gelen ifadeyi kullanarak arkadaşlar birisine selam verdiniz. Buradaki ifadeleri kullandınız. Sonra da ayrılma zamanı geldi. Kendine iyi bak derken take care diye bu şekilde ayrılabilirsiniz arkadaşlar. Yine farklı sorulara devam ediyoruz. How is it going? Nasıl gidiyor? Yani işler nasıl? Adamla bir kişiyle karşılaştınız, konuştunuz, muhabbet ediyorsunuz. How is it going? Nasıl gidiyor işler? Gibi sorabilirsiniz. So so. Şöyle böyle. Cevap yöntemlerinden birisidir arkadaşlar. Şöyle böyle. Just getting by. İdare ediyoruz işte. Yine farklı bir cevap verme tarzı. I am doing well. İyi gidiyor. Farklı bir cevap. Not bad. Fena değil. Enjoy your meal. Afiyet olsun. Yani selam verirken arkadaşlar yemekhanede karşılaştınız veya restoranda karşılaştınız veya arkadaşlar evde oturuyor birisi yemek yiyor. Siz de onlara katılıyorsunuz. Enjoy your meal şeklinde onlara selam verme şeklidir arkadaşlar bu. Enjoy your meal. Afiyet olsun şeklinde devam edebilirsiniz. I will be right back. Hemen döneceğim. Yani muhabbet arasında gene selamınızı verdiniz. Konuşmaya devam ediyorsunuz. Kısa bir mola verip bir yere kadar gideceksiniz. I will be right back. Hemen döneceğim şeklinde araya girebilirsiniz. Evet arkadaşlar, burada hani farklı aynı anlama gelen birçok şeyi ifade söylüyorum. Bunların tabii hepsini bir arada kullanmanıza gerek yok. İhtiyaç durumuna göre hangisini kullanmak isterseniz onu kullanırsınız. Ama kendinizi geliştirmek için bunları, örnekleri, bu örnekleri arkadaşlar kendi konuşma
pratiklerinize yansıtabilirsiniz. Bu örnekleri mutlaka kullanın derim. Have a nice day. İyi günler. Genelde ayrılırken söylediğimiz bir ifadedir. Have a nice day. Same to you. Size de. Yani size de iyi günler anlamında. Same to you. Don't get me wrong. Birileriyle muhabbet ediyorsunuz. Muhabbet esnasında hani selamınızı verdiniz, muhabbet devam ediyor. Bu arada beni yanlış anlamayın ama diye bir giriş yapacaksınız. Don't get me wrong şeklinde bir ifadeyle muhabbete devam edebilirsiniz. I will see to it. O işi halledeceğim, o iş bende anlamında. Hani çok sık kullanırız ya, o iş bende. I will see to it. I will see to it. Ben ona bakacağım, ben o işi halledeceğim gibi. Do me a favor. Bana bir iyilik yap. Dostum bana bir iyilik yap ya, şunu halleder misin? Do me a favor. Bana bir iyilik yap. I need your help. Yardımına ihtiyacım var. Don't mention it. Lafı bile olmaz. Birisine iyilik yaptınız, yardım ettiniz. Çok teşekkür ederim gibi bir cevap verdi. Siz de ona diyorsunuz. Don't mention it. Lafı bile olmaz. Gene selamlaşmayla başlayan diyaloglarda arkadaşlar, gelişen durumda şu ifadeleri de kullanabilirsiniz. Bless you. Çok yaşa. Hold on. Bekleyin. Birisi ayrılıyor veya siz arada birisi bir şey anlatıyor, onu durdurmak için hold on, bir saniye bir şey söyleyeceğim veya bir araya geleceğim veya bir ayrılacağım, bir saniye bekler misin gibi hold on, bekleyin diye ifadeyi kullanabilirsiniz. Birisinin anlatmasını özellikle vurgulamak, anladığınızı vurgulamak için I understand, anlıyorum, tamam gibi bir ifade kullanabilirsiniz. I'm busy, meşgulüm. Yani şu anda rahatsız etmeseniz iyi olur. Ben şu anda meşgulüm anlamında kullanılıyor. I am sorry. Özür dilerim. Hatanızı örtmek için I am sorry şeklinde de söyleyebilirsiniz. I am sure. Eminim. Emin olduğunuzu vurgulamak için. I am sure. I think so. Sanırım öyle. Birisi size soru sordu. Böyle olduğunu mu düşünüyorsunuz? I think so. Evet, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Sanırım öyle gibi bir ifade olarak kullanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu diyaloglarınızı geliştirirken özellikle size katkıda bulunması için yeni kelimeler anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu kelimelerin fazlasını zaten oynatma listelerinde kelimeler bölümünde, İngilizce kelimeler oynatma listesi bölümünde görebilirsiniz arkadaşlar. Bu kelimeleri oturup liste yapıp ezberlemek yerine benimle birlikte bu şekilde bir tekrar edip, iki tekrar edip bunları cümlelerinize yansıtıp örnek cümleler kurarsanız daha iyi olacağını, daha iyi öğreneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Ezberlediğiniz sürece arkadaşlar, oturup listeler yapıp ezberlediğiniz sürece bunların kalıcı olmadığını düşünüyorum. Family, aile. House, ev. Father, baba. Mother, anne. Brother, erkek kardeş. Sister, kız kardeş. Body, vücut. Hand, el. Foot, ayak. Face, yüz. Arm, kol. Leg, bacak. Nose, burun. Eye, göz. Wall, duvar. Finger, parmak. Cup, fincan. Glass, bardak. Water, su. Air, hava. Fire, ateş. Light, ışık. Carpet, halı. Sofa, kanepe. Oven, fırın. Pencil, kalem. Notebook, defter. Mouse, fare. Scarf, şal. Glasses, gözlük. Tea, çay. Umbrella, şemsiye. Wallet, cüzdan. Window, pencere. Nail, tırnak. Book, kitap. Razor, silgi. Sugar, şeker. Ear, kulak. Hair, saç. Iron, ütü. Key, anahtar. Door, kapı. Needle,
İğne. Dog. Köpek. Cat. Kedi. Lion. Aslan. Elephant. Fil. Evet arkadaşlar, bugünkü tanışma ve yeni kelimelerimizi bitirmiş bulunuyoruz. Bunları arkadaşlar örnek olarak çoğaltarak kendi konuşma pratiklerinize yansıtarak arkadaşlar kullanırsanız İngilizce konuşma becerinizi daha hızlı geliştireceğinizi düşünüyorum. Özellikle yeni başlayan seviyesinde kişiler olarak benim söylediklerimi sık sık sesli tekrar etmeye çalışın. Ve kendinizi konuşma diyalogları çıkarmaya çalışın. Oturun kendi kendinize birisine bir şey anlatır gibi onları kullanın arkadaşlar. Bu öğrenmiş olduklarınızı kullanın. Daha iyi zamanla konuşmaya başlayacağınızı ve okuduklarınızı anlamaya başlayacağınızı görürsünüz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.